Tekrar merhabalar arkadaşlar. Zotero'nun bu dersinde yazımızı yazarken kullandığımız atıflardan meydana gelecek olan kaynakçanın nasıl hazırlanabileceğini göstermeye çalışacağım. Yani kaynakçayı nasıl biz Word'a ekleriz. Evet, hemen bir Word belgesi açıyoruz tekrar. Word belgesi, boş Word belgesi geldi. Birkaç atıf vereceğim ve bu atıftan sonra da kaynakça ekleyeceğim arkadaşlar. Onu göstereceğim. Yine Zotero bölümüne geldik. Ben yazımı yazmaya başladım. Ondan sonra da atıfımı verdim. Yine klasik Chicago Manual Style kullanacağım. Örnek olarak arkadaşlar. Okey dedim. Ondan sonra da klasik görünüme geçtim. Buradan hemen vermeye başlayacağım. Dikkat edin. İşte Osmanlı-Amerikan ilişkileri. Okey. Buraya verdik. Ondan sonra da noktamızı koyduk. Boşluğumuzu bıraktık. Tekrar yazımızı yazmaya başladık. Sonrasında yine atıf vereceğiz. Geldik Add Citation'e. Buradan klasik görünüme geldim. Yine arkadaşlar dönüyorum. Burada mesela şöyle bir eser var. Ona atıf veriyorum. Bakın sayfa numarası falan vermiyorum. İstesem verebilirim. Sıkıntı yok. Bir dahakinde verelim. Evet, devam ediyorum. Şu anda üçüncü atıfı veriyorum. Geldim. Tekrar klasik görünüme geldim. Evet, açtım. Ondan sonra da resimli Osmanlı tarihi eserini verdim. Sayfa diyelim ki 89. Enter'a bastım. Burada da atıfı verdim. Şu anda 3 tane eserle ilgili mesela arkadaşlar atıf verdim. Dikkatinizi çekerim. Bunlar mesela şurada yer alıyor. Bakın mesela diyelim ki biz genelde Nurdan Şafak, Songül Gündoğdu, Yavuz Bahadıroğlu. Ama burada mesela soy isim nedir arkadaşlar? Dikkat ederseniz büyük harfle yazılmış. Biz küçük harfle yazılmasını istiyorduk. Demek ki künye yazarken bir yanlışlık yapmışız. Onun için bu düzeltmeyi yapmamız için ne yapıyorduk? Hemen edit'e geliyorduk. Geldikten sonra da bu mavi alana tıklıyoruz. Kitaplığımda aç diyoruz. Hemen geliyoruz bu kısma, kitaplığıma. Bakın burada. Şurada yazarın ismini görüyorsunuz. Gündoğdu. Mesela ben onu değiştiriyorum. Gündoğdu. Evet. Bu şekilde Enter'a basıyorum. Sonrasında buraya geldim. Enter'a basın. Yeşil oldu. Değişimin yansıdığını anlıyoruz arkadaşlar buradan. Bakın değişim yansıdı. Tekrar bir fresh yapalım. Evet. Şimdi yazımız böyle gerçekleşti. Sonrasında diyelim ki yazımız uzadı mesela. Bir yerden yazı alabilseydik gerçekten. Neyse. Böyle bir atıf daha verelim. Ondan sonra da kaynakça oluşturalım arkadaşlar. Evet. Durduk. Atıfımızı verdik. Bu sefer bir makaleye atıf verelim. Evet. Diyelim ki bu da bir kitap olsun mesela. Şöyle bir kitap olsun diyelim. Şu olsun. Evet. Sayfa 8, 5, enter. Evet, böyle bir esere atıf verdik. Verdikten sonra ne yapacağız? Kaynakça meydana getireceğiz. Şimdi mesela o yüzden ekle kısmına geliyoruz. Evet. Burada boş bir sayfa ekleyelim. Mesela artık noktayı verdik. Eseri bitirdik. Boş bir sayfa ekledik. İkinci sayfaya geçtik. Burada kaynakça diyelim. Evet, yukarıda kullandığım bu eserleri kaynakçada Chicago Manual Style'ın stiline göre kaynakçayı hazırlamasını isteyeceğim. Bunu da tek tıkla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın mesela yine Zotero'ya geliyoruz. Geldikten sonra burada da Add Bibliography, yani Add Kaynakça, Kaynakça Ekle kısmına tıkladığımızda arkadaşlar program otomatikmen kaynakçayı isim sırasına göre alıp getiriyor ve ekliyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar soy isim, isim, daha sonra da kitap ismi, sonra da yayın ismi ve yayın yeri. Gördüğünüz gibi kaynakçada otomatikmen geldi, eklendi. Peki an itibariyle mesela diyelim ki böyle bir eseri yazıyorum. Yazdıktan sonra da diyelim ki yayıncı, yani bunu yayınlayacak olan dergi dedi ki ben dedim bu şekilde değil de APA stilinde istiyorum. Lütfen bana APA stilinde gösterin. Bu da demek oluyor ki atıfların, yani şunların APA stiline uyarlanması gerekmektedir. Aynı zamanda kaynakçanın da APA sistemine uyarlanması gerekmektedir. Bu da demek oluyor ki büyük bir iş yükü bizi bekliyor. Eğer yani eserimizde yani çok fazla mesela diyelim ki atıf kullanmışsak ki o kadar da kaynakçı olacaktır. Bu da bizim epey zamanımızı alacaktır. Ama Zotero ile bunu bir tıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen Document Preference'den APA sistemine geçiyoruz. İşte American Psychological Association, buraya geçtiğimizde OK diyoruz. OK deyince arkadaşlar dikkat ederseniz evet APA değişti. Evet bakın değişti. Ondan sonra da APA'nın da kaynakça stili de otomatikmen belgeye eklendi arkadaşlar. Yani bu bizim için iyi, önemli. Yani böyle geçiş yapmak gerçekten güzel bir şey.
Ama bu geçişlerin mesela önüne geçebilmek için ilk başta mesela eseri yayınlayacağımız alanda bizden istenen atıf stilini hemen ilk başta kullanarak zaman kaybetmemek arkadaşlar. Önemli olan budur. Evet, tekrar geri geldim. Dikkatini çekiyorum. Bakın hemen tek tıkla geri geldim arkadaşlar. Dediğim gibi buralarda sıkıntılar varsa yani düzeltmek isteyebilirsiniz. Kaynakçada da aynen bu şekilde geliyor. Bunlar global şeylerdir. Yani dünyada mesela kullanılan şeydir. Pek fazla değişiklik olmayacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde kaynakçanın nasıl belgeye eklenebileceği konusuna değindik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.